Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği devam ediyor. Marmara'ya kıyısı olan 7 ilde seferberlik başlatıldı. Başkan Erdoğan da Haliç'i nasıl temizlediysek Marmara Denizi'ni de öyle temizleyeceğiz dedi. Yani içim acıyor. Kendimi güç tutuyorum. Böyle değildi burası. Çok kötü. Görüntü çok kötü. Müsilaj kabusuyla mücadele sürüyor. Marmara sahillerinde ekipler görevde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında müsilaj tehlikesi için harekete geçti. Marmara'ya kıyısı olan 7 ilde seferberlik başlatıldı. Kötü bir görüntü. Bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Korkunç gerçekten öyle. İnşallah düzelir. Hiçbirimiz daha önce adını dahi duymamıştık. Müsilaj, deniz salyası Marmara Denizi'nin, sahillerimizin kabusu haline geldi. Çok büyük bir tehlike oluşturdu. İşte bakanlık da o tehlikeyi bertaraf etmek için Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde büyük bir temizlik seferberliği başlattı. Ve dün başlayan temizlik çalışmaları bugün de aralıksız bir şekilde devam ediyor. 7 ilde temizlik ekipleri iş başındaydı. Marmara'yı müsilajdan arındırmak için herkes kolları sıvadı. Peki çalışmalar nasıl ilerliyor? Şimdi arkamda gördüğünüz bu tekneler vakumlama yöntemiyle müsilajları denizden temizliyor. Bir başka yer daha gösterelim sizlere. İşte burada da müsilajlar bir çembere alınıyor, bir alanda biriktiriliyor ve ekipler de deniz yüzeyinde biriken deniz salyalarını işte poşetlere dolduruyor ve burada da işte o dolu poşetler var. Doldurulan bu müsilajlar çöp toplama merkezlerine götürülüyor. Çalışmalar başladı ancak risk devam ediyor. Sahildeki manzarayı görenler endişeli. Çok üzülüyoruz. Hepimizin bu canı, ciğeri. Hüzünlü hüzünlü izliyorsunuz denizi. Üzücü bir görüntü. Tabii çok çok kötü bir durum. Yani yoğun bakımda. Marmara yoğun bakımda. Bu insanlar bu şeyde nasıl denize girecekler? İnşallah en kısa zamanda atlatırız. Yoksa Marmara'yı kaybedeceğiz. Tabii planlı bir şekilde çalışılırsa kurtulacak. Nasıl yaptık, nasıl becerdik bu işi bilemiyorum. Başkan Erdoğan da grup toplantısında müsilaj tehlikesine dikkat çekti. Haliç'i temizlediğimiz gibi Marmara'yı da temizleyeceğiz dedi.